Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Bence Türkiye'de en önemli konulardan bir tanesi de bir yol haritası çizmek ve uzman kişilerden yararlanarak hem akademik boyutta olayı incelemek hem endüstrideki insanların, özellikle profesyonel olan insanların görüşlerini almak. Bu çalıştayda özellikle pil teknolojisinde gelinen son durum, özellikle ileride karşılaşacağımız enerji problemi, dünyanın karşılaşacağı problemdeki Türkiye'nin de rollerini şimdiden biçme adına bence yapılmış çok güzel, doğru bir çalışma. Bunun devamı da inşallah gelecek yıllarda olacak şekilde devam ederse çok daha başarılı projelerin önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bence Türkiye'nin geleceğini doğru şekilde çizmenin de belki zahiren büyük görünse de bence çok daha büyüklerine nispeten küçük bir atılım gibi düşünüyorum. Elbette ki ilerideki enerji arzularını, taleplerini de düşündüğümüz takdirde bu ve benzeri yatırımların da olması en azından bunu çekirdek olarak görüyorum. İleride büyüyecek, ağaç olacak, daha farklı fabrikaların da kurulmasının bir ön ayağı olması açısından çok önemli. Biliyorsunuz dünyada zaten o boyuttaki pilleri üreten çok sayılı, özellikle Çin ve Amerika'da çok daha fazla nitelikli gigawatt seviyelerinde fabrikalar var. Türkiye'de bunun bir başlangıcı olmuş oldu. Sadece askeri alanda görmüyorum ben bunu. Aynı zamanda sivil alandaki sektörlere de hitap edecek şekilde bir çalışmanın başlangıcı olması sebebiyle çok memnuniyet verici. Bu zaten benim paneldeki ana konulardan, temalardan bir tanesi. Dünya malumunuz inanılmaz derecede bir enerji açlığına doğru gidiyor. Hem artan nüfusla birlikte aynı zamanda çevresel olarak kirliliğin artması, dünya çapında da genel küresel ısınmanın sebebiyet verdiği çok çölleşmeden tutun susuzluğa kadar varan birçok sıkıntının da sebebi enerji kaynaklarını üretirken açığa çıkan toksik zararlı gazlar ve ısı en büyük problemlerden bir tanesi. Dolayısıyla pil teknolojilerinin bu alana girmiş olmasıyla bu kirleten özellikle fosil yakıtlı şeylerin, yakıt türlerinin azaltılması adına yapılmış en güzel çalışmalardan bir tanesi. Tabii bunun alternatifleri olarak da elbette ki yine hava rüzgar türbinlerinin olması, güneş panellerinin olması, aynı zamanda da diğer enerji, doğal enerji türlerinin olması çok memnuniyet verici tabii. Ama burada en önemli kilit noktayı da tabii ki pil teknolojisi. Çünkü storage dediğimiz, yani bu enerjiyi yoğun bir şekilde kaydetmenin tek temel yöntemlerinden, en önemlilerinden bir tanesi de pil teknolojisi olması nedeniyle bu konuda bence çok daha güzel bir şekilde ülkemizde son haline varıncaya kadar çalışılması gereken konulardan biri olarak görüyorum ben.